kırmızı değil. Sürpriz kalsın oğlum. Tamam. Burada kalmak. Böyle de yaparım aslında. Bakalım bisiklet alacağız Yakup'a. Bisiklet mi? Bisiklet alalım mı Yakup sana? Baba. Küçük bisiklet alalım mı sana Yakup? Baba. Ben bisikletin altı olduğunu biliyorum. Burak'ın taşı var ya orada gördüm. Çatal eksik mi? Orada hamburger yer miyiz? Yapma kızım, eline niye götürüyor?
Biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları yıkayacağım ama ortalığı evi falan süpürdüm zaten de. Maalesef hiç bulaşık makinamız çalışmıyor. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi içinde bulaşıklarla kaldı. Dün akşamdan beri makineyi çalıştıramadık. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Tuzu bitti ama tuzdan kaynaklandığını sanmıyoruz. Dün akşam su almıyordu. Bugün de bu şekilde böyle sadece ses yapıyor. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Dün akşamdan beri Ali kaç defa baktı, etti, fişini çekti, yeniden çalıştırdı. Yok. Hiçbir şekilde makine şu an çalışmıyor. İçindeki bulaşıklar da öyle kaldı. Biz de şu an ben şu hemen şu iki bulaşık, kahvaltı bulaşığını yıkayıp yani tezgahı bir temizleyip dışarı çıkmamız gerekiyor. Artık makinenin içindeki bulaşıklar bekleyecek. Ben şu bulaşıkları yıkayacağım. Sonrasında da dışarı çıkacağız. Tekrardan selamlar herkese. Umarım iyisinizdir. Bu bulaşık makinesinin çalışmaması biraz moralimi bozdu benim ama inşallah kötü bir şey çıkmaz diyorum. İlk defa bulaşık makinemden 13 yıldır kullanıyorum makinemi ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bugüne kadar tık dememişti yani. Gerçekten çok memnundum. Hem yıkamasından memnundum hem de yani 13 yıldır hiçbir arıza göstermemesinden memnundum. Markası Profilo. Bugün böyle oldu bilmiyorum ama biraz ya iki şey düşünüyoruz. Ya Yakup'tan dolayı oldu. Yakup geldi sürekli düğmeleri de açıp kapattı. Çamaşır makinamın çocuk kilidi var ama bulaşık makinamda yok böyle bir şey. Sürekli makinayı açtı kapattı, açtı kapattı. Ya ondan oldu ya da ben birkaç gün önceki videomu izleyenler bilirler. Bulaşık makinesinin temizleyicisi, BİM'in bulaşık makine temizleyicisini alıp içine koymuştum. Makineyi temizlemiştim. Ve ondan sonraki ilk çalıştırmam olacaktı benim dün akşam. Ya da ondan oldu bilmiyoruz. Yani ya Yakup bozdu ya da baban oğlum baban aç kapıyı çöpü dökmeye gitti ya. Bir dakika geliyorum. Dediğim gibi ya Yakup bozdu makinayı ya da BİM'in bulaşık makine temizleyicisini kullandım. Ya da ondan oldu bilmiyoruz. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Bugün şu an makineye şey yapamayacağız. Şu an hemen bulaşıkları yıkayıp dışarı çıkmamız gerekiyor. Artık gelince bakacak Ali iyice bir bakacak. Olmadı servis çağıracağız artık. Yavaş kızım. Yavaş. Anneciğim çekme onu. Onu işte. İslanmasın diye koyduk. Döktünüz mü çöpü? Aha. Aferin. Ellerini yıka. Camiden dolandınız. Camiden mi dolandınız? Kim doydu bu? Bilmiyorum kim bozdu. Bulaşık makinem gitti. Bozuldu. Zaten günlük bir makine kadar elimde bulaşık yıkıyordum. Artık iki makine bulaşık yıkarım. Tamam kızım bırak da. Ellerini yıka. Hadi ben bulaşıkları yıkayayım çıkacağız. Yakup Paşa'ya bisiklet alalım dedik. Çok sıkılıyor evde. Evin içinde bisiklet sürer, oyalanır. Aynı zamanda arada bir aşağıya parka falan indiririm. Aşağıda da sürer diye. Bisiklet alalım diyoruz. O yüzden AVM'ye gideceğiz. AVM'de bulabilirsek oradan alırız. Bulamazsak çarşıya devamında çarşıya gideriz. Böyle yani anlayacağınız. Ne oldu? Ne oldu? Bu aralar Yakup çok huysuzlaştı. 2 yaş sendromuna mı giriyor nedir bilmiyorum. Kasım'ın 26'sında 2 yaşını dolduracak. Yani bir ay falan, işte bir ay, 2 ay var, 2 ay sonra. Bilmiyorum 2 ay sendromu mu, abisi yok, abisini mi özlüyor, büyük abimiz köyde ya, onu mu özlüyor, ondan mı böyle oldu, açıkçası bilemiyorum. Çok huy değişikliği yaptı. Sebepsiz yere ağlama krizleri var mesela, böyle sebepsiz yere ağlıyor. Bilmiyorum ne olacak. Hepsi böyle büyüdü sonuçta ama Allah biz anne babalara sabır versin. Rabbim evlatlarımızın da acısını göstermesin. Şunları hemen yapayım. Dün gece bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı buraya. Ay o kadar güzeldi ki var ya. Oh be dedim.
Özlenen yağmur geldi ama hepsi bir yarım saat yani sürekli yağmadı, yarım saat yağdı. Yine de ortalık temizlendi, ortalığın tozu pisi gitti, biraz temizlendi. Havalar daha çok şükür artık yavaş yavaş serinledi yani. Allah'a şükürler olsun. Biraz önce de annemle konuştum. Birkaç gün sonra köye gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Hafta sonuna kadar orada kalayım diyorum. Bugün salı, perşembe gününe falan gitmeyi düşünüyorum. Perşembe günü gidersem, pazartesi günü annem doktora gelmesi gerekiyormuş. Doktor randevusu varmış pazartesi günü. O zaman dedim şeye kadar kalırım. Hafta sonuna kadar kalırım. Annemi de alır geliriz. Öyle düşündüm bakalım nasip olursa, kısmet olursa. Şimdi şu bulaşıklarımı bir güzel ben hemen hızlı bir şekilde durulayım. Sizleri de hızlıya alayım. Ondan sonra da çıkalım gidelim. Evet bal, burada bal var, dur.
Oh, yiyeyim ben bu balları. Buralarda da var, buralarda da. İşte benim bal kızım da geldi. Evet, biraz yukarı yapalım şöyle. Görünmüyormuş kızım. Söyle bakalım. Gidiyoruz. Evet, işte. Abi o kız dönüyor. Bir daha yapsana onu. Hop. Wow. Hadi şimdi yukarı çıkıyoruz. Üzerimizi falan değişip çıkıyoruz artık. Gidiyoruz. Arkadaşlar bana da. Aferin kızıma ve artık videomu sonlandırıyorum. Tekrardan soruyorum. Videolarımın kısa olmasını mı istiyorsunuz? Daha uzun olmasını mı istiyorsunuz? Ne tür videolar istiyorsunuz? Bir de onları da sorayım. Yani ne tür videolar istiyorsunuz? Bana fikir olmuş olur. İçerik üretmekte bazen zorluk çekiyoruz açıkçası. YouTuber mesleğinin de en zor kısmı bu. İçerik üretmek. Siz benim fikirlerine, yardımlarınıza ihtiyacım var. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 10.000 like. 10.000 like. Bekliyoruz. Hadi bakalım 10.000 like.